Fuat Paşa'm, siz yalıyı satmaya karar vermişsiniz. Öyle. Malum bizim aile kalabalıktır Osman Paşa'm. Hem elimize bakan fakir fukara da çok fazla. Paşa'm, yardımı da biraz ölçülü yapın. Siz de fakirlik derdine düşmeyesiniz sonra. Destur! Sultanım. En büyük fakirlik dertsizliktir İzzet Paşa'm. Peki dertsiz adamın fakirliği nedir bilir misiniz? Dertsiz adamın fakirliği de başkasının değil, kendi derdinin peşine düşmesidir. Hepinizin bir derdi olmalı paşalarım. Bugüne kadar paşalığınızı yaptınız. Vazifedendir. Ya kulluğunuz? Hepiniz bir dert sırtlanacaksınız. Layıkıyla altından kalkarsanız mükafatı belki devlet defterine değil ama amel defterine yazılacaktır. Hünkârım, siz isteyin biz sırtımızda dağları taşıyalım. O halde siz Karakıt'a, Afrika'yı yüklenin paşa. Garbın sömürdüğü o masum çocukların sorumluluğu sizde. Fuat Paşa'm. Buyurun hünkârım. Türkistan sizde. Oğuz boyunun memleketidir. Sırtımızı Türkistan'a dayadığımız için bu devlet ayaktadır. Unutulmayın. Emredersiniz. İzzet Paşa'm. Buyurun hünkârım. Şam vilayetinin sorumluluğu sizde. Memleketinizdir. Sıkıntılarını bilirsiniz. Tahsin Paşa. Anadolu'nun sorumluluğu sizde. Rıza Paşa'm. Emredin sultanım. Balkan coğrafyasından sorumlusunuz. Çetin nehirler boşa akmasın. Arnavut ve Boşnak kardeşlerimizi Avusturya ve Rusya'nın emellerine kurban etmeye. Emredersiniz sultanım. Ethem Paşa. Emredin hünkârım. Basra Sancağı'ndan sorumlusunuz. Emredersiniz hünkârım. Nurettin Paşa'm. Hünkârım. Kırım ve civarı sizde. Emredersiniz. Her mıntıkayı dağıttınız hünkârım. Lakin İcaz kal. Oranın derdi bana yeter. Mekke Medine benim omuzlarım. Müşteri olunuz. Bu yerlerde paşa olarak değil, kul olarak hizmet edeceksiniz. Allah'ın ve Resulünün emirlerine göre yardım edeceksiniz. Hani demiştik ya bir rüyamız var diye. O rüyayı hakikate çevireceksiniz. İslam memleketlerini huzurun bahçelerine çevireceksiniz. Cenab-ı Halik-i Zülcelal muvaffak etsin. Amin.